Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sparkos Rum'undan bahsedeceğim. Şimdi Sparkos Rum'una anlatmadan önce şimdi bunu sözünü vereyim şimdiden arkadaşlar. Müsait oldukça elimden geldiğince sizlere her gün yeni içerikler veya bir hafta içerisinde 3-4 tane farklı videolar, yani yeni Rom'lar çıktıkça, yeni içerikler çıktıkça sizlere bunu anlatacağım. Sizlere bunu tekrardan videolar çekmeye başlayacağım. Beni takip eden kardeşlerim, abilerim falan, ablalarım çok iyi bilir. Bazı kötü durumlar söz konusu oldu. Bazı kötü şeyler yaşandı. Buna istinaden herhangi bir şekilde ben uzun süredir video veya içerik falan hazırlamıyorum. Şimdi tekrar konuya dönecek olursa arkadaşlar, ben Sparkos Rom'un en son kullandığımda çok kötü durumdaydı. Bu da yaklaşık 3-4 ay önce falandı ve hani ön yargılıydım açıkçası Sparkos Rom'una, çünkü ilerlemek yerine geriye gidiyorlardı. Şimdi böyle olunca arkadaşlar, ben de haliyle Rom'u kullanmamaya başlamıştım. Yani hiç herhangi bir şekilde kullanmıyordum. Çok sevdiğim bir kerneli kullanıyor. Zaten Linux kerneli kullanıyor. Hatta son versiyonunu falan kullanıyor. En güncel versiyonunu kullanıyor. Yani bu kerneli sevmemdeki temel sebep de şuydu arkadaşlar. Her zaman buna değiniyorum zaten. Yani pil yönünden, şarj yönünden çok iyi olması. Tamam, oyun yönünden falan mükemmel değil ama hani pil yönünden, yani şarj yönünden çok iyi. Yani günlük kullanım için mükemmel bir kernel arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada ROM gayet stabil ve gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Sadece birkaç tane sorun yaşadım. Bu arada ekran kapandı. Özür dilerim sizlerden. Yani ufak tefek bazı sorunlar yaşadım. Yani sorunlardan kastım şu aslında. Bazen cihaz kendi kendine böyle donuyor. Böyle bir anda ekran böyle kapanıyor, gidiyor işte. Bir şu ekran böyle bir pat pat oluyor. Kapana kapanıp açılıyor. Sonra ekran kilitli hale geliyor. Bunu ben MegaX yükledikten sonra yaşadım. Hani hatta şöyle söyleyeyim. Normalde MegaX Delta herhangi bir şekilde yazılımsal bir hata veya yazılımsal bir soruna sebep olmuyordu. Neden böyle bir soruna sebep oldu? Hiç herhangi bir fikrim yok. Neyse arkadaşlar, benim çok sevdiğim birkaç bölüm var. Onları sizlere göstereceğim. Dediğim gibi Linux kernelleri kullanıyorlar. Sürüm olarak da Sparkos Rom'un 13.7, yani son sürümünden bahsediyorum. Bu GApps'li versiyonu, bir de yanılmıyorsam aklımıza sığınarak, hani hatırlamıyorum çünkü şu an. Vanilla build olması lazım. Yani herhangi bir şekilde Google uygulamalarının kullanılmamış versiyonu da vardı diye hatırlıyorum. Dilerseniz yine arkadaşlar buradan şey yapabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz, hatta önceki yeri de var mı? Yokmuş. Şimdi size birazdan şimdi Sparkos'un ayarlar bölümünü göstereceğim. Aşık olacaksınız abi. Çünkü yani bu bölümü sevmedim sadece. Ben aslında güzel, kötü değil. Sadece hani Rom'un her tarafı Türkçeyken neden burası İngilizce onu bilmiyorum hani. Keşke burayı da bu bölümlerde Türkçe yapsalar daha tatlı olur ama hani anlayabileceğinizi düşünüyorum. Yani hiç İngilizcesi bile olmayan birisinin bu bölümleri anlayacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, temalar bölümü o kadar detaylı, o kadar ince içerikli hazırlanmış ki, yani bulamayacağınız neredeyse hiçbir ayar yok desem yeridir ya. Abi çok fazla ayar var, çok fazla içerik var. O kadar detaylı ve o kadar ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış ki ben şok oldum hani bunu görünce. Ve ben sürekli şey diyordum, hani artık şu Wi-Fi simgelerini yenilere eklensin, yenileri gelsin falan diyordum. Hani hep simge paketlerine yenileri geliyor diyordum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada bayağı bir Wi-Fi simgesi paketi gelmiş. Onun haricinde benim şimdi sevdiğim kısım şurası. Onu da göstereyim sizlere. Simge paketleri bölümünde bir sürü simge paketi gelmiş. Şu yeni gelmiş, bu yeni gelmiş, bu yeni gelmiş. Hani Foundation yeni gelmiş. Şunu ben yeni gördüm mesela. Bak, bu da çok tatlı. Tabii siz hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bakın burada farklı farklı şeyler var. Onun haricinde arkadaşlar, şimdi buradan sinyal paketlerine de yeni içerikler eklenmiş. Yani daha zengin içeriğe sahip, daha detaylı içeriğe sahip. Ya bunlar aslında basit şeyler ama hani görünce cazip gelen şeyler bunlar. Çok hoşuma gitti açıkçası benim. Ayrıca burada simge şekilleri falan var. Bunlara bile ekstra şeyler getirmişler. Scroll, Stretched, Vessel. Yani ne bileyim, bir sürü içerik var hani. Çok hoşuma gitti benim açıkçası. Yani bunun arasındaki tek fark şunun bir tık daha geniş olması. Gibi bir şey yok yani. Onlar dediğim gibi arkadaşlar, her yere farklı farklı özelliklerin geliyor, özür dilerim, geliyor olması çok tatlı. Bunun yanı sıra arkadaşlar, monet ayarları düzgün şekilde çalışıyor ve bütün bölümleri, bütün yani cihazdaki neredeyse %90-95 bütün bölümler tamamen Türkçe. Bu benim aşırı hoşuma gitti arkadaşlar, dürüst olmak gerekirse. Çünkü çok detaylı bir şekilde hazırlanmış. Bunları sizlere tek 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 anlatmama gerek yok. Eğer ROM'u kurarsanız kendiniz de görürsünüz.
Çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim açıkçası. Bunun yanı sıra arkadaşlar burada çok sıkıntı. Yani kilit ekranlı bölüm var. Burada da şeyler var. İstediği bir sürü ayarlar var. Burada mesela benim hani bu ROM'dan çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Bu bazı ROM'larda da var da. Yani bu ROM'da mesela en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi hava durumu hakkında bilgi alabiliyor olmamız. Çok tatlı oluyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar burada bir sürü yine aynı şekilde ayarlar var. Renkli simgeler bunu açmamışım. Aslında çok tatlı yani ben çok seviyorum bunları mesela. Yani dilerseniz buradan pil yüzdesi ya gözüküyor ama bilmiyorum. Simgenin yanında sağda görürsün. Ya ben ROM'u yaklaşık birkaç gündür yüklü şekilde duruyor ama bazı sağlıksal sebeplerden ötürü çok fazla kurcalayamadım. Hani çok fazla şey yapamadım, bakamadım. Burada mesela hangi simgenin çıkacağını, hangi simgenin çıkmayacağını falan buradan kendiniz de arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz yani bu bölümler tamamen ama tamamen size kalmış yerler. İsterseniz kullanırsınız, isterseniz kullanmazsınız. Ya dediğim gibi tamamen sizlere kalmış. Mesela isterseniz buradan yani tarihi de görecek, gözükecek şekilde koyabilirsiniz. Hatta tarihin stilini bile ayarlayabilirsiniz. Küçük harf, büyük harf biçimine kadar ayarlayabiliyorsunuz. Yani buradan cumartesi 9 Nisan 23 mesela. Bu ben her zaman bunu kullanıyorum. Mesela aslında bu güzel yani kötü değil. Dediğim gibi ama size kalmış. Hangisini yapmak isterseniz, hangisini kullanmak isterseniz, hangi ayarı kullanmak isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Yani bunlar güzel şeyler ya ben çok hoşuma gitti açıkçası. Hani şöyle beraber bakalım. Yani ben dediğim gibi bu kadar detaylı ve bu kadar güzel bir içeriğe sahip olan bir ROM görmedim. Yani yine ROM testleri falan yapmaya devam edeceğim. Belki ben geri kalmış olabilirim. Çünkü ben yaklaşık 3-4 aydır herhangi bir şekilde House of ROM kullanmıyorum. Ya bu hacklenme durumu söz konusu olmuştu bundan yaklaşık 7 ay önce falan. Ondan sonra arkadaşlar ben tamamen bu tarz işlere ara verdim. Hani bırakmak durumunda kaldım. Bazı sağlıksal sebeplerden ötürü ve bazı istenmeyen olaylardan ötürü bırakmak durumunda kaldım. Neyse lafı uzatmayalım. Tek tek özellikleri anlatmaya devam edelim buradan arkadaşlar. Dediğim gibi buralara çok detaylı girmeyeceğim. Çünkü özür dilerim. Çünkü bu bölümler tamamen Türkçe olduğu için kendiniz de girip kurcalayarak buradan bulabilirsiniz. Burada benim nerede o altta? Yani şuna çok gülmüştüm ya. Sesli gülmüştüm buna. Netflix sahtekarlığı da yazmazsınız abi yani. Hani tamam okey. Bazen Netflix çalışmıyor. Bazı uygulamalarda da bakalım ben gerçi bakmıştım. Aynen. Ben video çekeceğim için deneyim bir bakayım demiştim. Bakmıştım. Netflix şu an arkadaşlar cihazda çalışır durumda. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Yani bu fotoğraf değil. Kendiniz de görün. Yani Netflix cihazında çalışır durumda değil falan gibi hatalar veriyordu. Şu an öyle bir hata vermiyor. Öyle bir problem yer almıyor kesinlikle. Yani burada yapacağınız ayarlar tamamen size kalmış. Hangi ayarı yapmak istiyorsanız. Buradan bazı gelişmiş bölümler falan var. Buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Gerçi aynı yere girdik. Özür dilerim sizlerden. Burada arkadaşlar dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Ben bunu daha önceki Sparkle sunumlarında da söylemiştim. Reklam engelleme. Bunun pek ben işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası. Ya sadece şey hani bir host dosyası koyuyor. İçerisine bazı IP'ler vesaireler falan veriyor. Tamam güzel ama hani bu host dosyasının içeriğinin geniş olmazsa çoğu reklam engellemez yani. Sadece belli başlı şeyler engeller o kadar. Ufak tefek şeyler engeller yani. Dilerseniz buradan FPS kilidini de kaldırabilirsiniz. Bu arada oyun testi yapamadım dürüst olmak gerekirse bu ROM'da. Onu da yaparım. Küçük bir story olarak da paylaşabilirim isteyen olursa. Klasik power menümüz arkadaşlar burası da. Buradan istediğiniz gibi ayarlar, şeyler yapabilirsiniz. Bunlar yine aynı şekilde sizlere kalmış. Ben açıkçası bu acil durum değil de şu ekran görüntüsü anlayıp pek benim işime yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü swipe the shot var yani 3 parmakla fotoğraf çekme muhabbeti var. Onu daha çok kullanıyorum ben. Yine dediğim gibi ama bu taraflar yani bu tarz özelleştirmeler tamamen size kalmış. Ben ama bu temalar bölümüne gerçekten bayıldım. Bunun haricinde arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Burada pil bölümünde en altta neredeydi o ya? Aa, burada değil miydi? Şarj kontrolü falan var da burada bir şey vardı. Adını siz söyleyin. Yanlış yere mi geldim acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şey vardı. Pilin hatta şu an ekranda var mı acaba? Aynen. Bunun ismi neydi ya? Unuttum. Yani widget ekleyebiliyoruz arkadaşlar buradan. Şöyle pil widget'i var. Benim çok hoşuma gitti açıkçası bu. Hani bu tamam okey. Yani benim dediğim gibi hoşuma gitti. Bu accent, yani accent color dediğimiz yani kullanmış olduğunuz fotoğrafla uyumlu şekilde oluyor. Hangi fotoğrafı koyarsanız ona göre uygun oluyor. Bilginiz olsun bu arada.
Yani gayet güzel çalışıyor. ROM'da herhangi bir şekilde ben kasma donma herhangi bir problem falan yaşamadım. Sadece dediğim gibi bazen çok nadiren olsa da ufak tefek takılmalar, ufak tefek donmalar vesaireler illaki yaşanıyor. Bilginiz olsun. Yani donmalar ve kasmalar yaşanıyor dediğimden kastım şu. Direkt olarak şöyle oluyor arkadaşlar. Cihaz direkt böyle kendini kilitli moda alıyor. Yani bu moda kendini alıyor bir anda. Bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Açıkçası. Bu arada ben Ripple Effect'i kapatmama rağmen Ripple Effect aktif durumda şu an. Tekrar bir deneyelim. Ripple Effect aktif durumda. Acaba Ripple Effect çalışmıyor mu? Şuradan bir tekrar kontrolünü yapalım. Bunu kapatmıştık. Gizli demiştik. Büyük ihtimalle şey yapmamız gerekiyor. Telefonu kapatıp açmamız gerekiyor bazı ayarların geçerli olması için. Yine telefonu kapatır açarız. Denemeler yaparız. Dediğim gibi arkadaşlar ROM gayet hoşuma gitti. Çok güzel bir şekilde. Yani günlük kullanım için ve pil konusunda gerçekten zaten SparkOS ROM'unu ben her zaman beğeniyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza çok 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 dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.